Sevgili izleyenler, Vizyon 58 ana haber bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 1.065.911 kişi artarak 84.680.273 kişi oldu. Sivas'ın nüfusu ise 636.121 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 1.065.911 kişi artarak 84.680.273 kişi oldu. Erkek nüfusu 42.428.101 kişi olurken kadın nüfus 42.252.172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50.1'ini erkekler, %49.9'unu ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'de 2020 yılında %93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı 2021 yılında %93.2 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7'den %6.8'e düştü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise Sivas'ın nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 636.121 kişi oldu. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin'in katılımıyla Cazibe Merkezi Avantajları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Odası ev sahipliğinde düzenlemiş olduğumuz Cazibe Merkez Avantajları bilgilendirme toplantımıza hoş geldiniz. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin'in katılımıyla Cazibe Merkez Avantajları bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Maksat burada imalat sektörünü artırmak, üretimi artırmak. Yer altı kaynağımız zaten var ve çıkacak. Onun da eğer ileri nihai ürünü yaparsanız o da o kapsama giriyor. Toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Doktor Mehmet Yurdal Şahin, il protokolü sanayicilerle Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri katıldı. Kârnameleri ben çıkardım, plakaları doğradım. Buraya kadar yatırımımız madencilik yatırımı. Aldım ben bunu, mutfak tezgahı yaptık. Bunu 26'dan veririz. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin de Cazibe Merkezi'ne alınması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. 2019 Temmuz ayında tekrar burada bir sunum yapmıştık. Birçoğunuz da buradaydınız. O zaman da yine tekstildeki avantajları Sivas'ın girmiş olduğu konumu, 4. bölge, 5. bölge, 6. bölgelerle ilgili sağ olsun genel müdürümüz bize bilgi vermişti. Soru cevap şeklinde de burada izin bilgilendirme yapmıştı ve çok da bir program olmuştu. Tabii yıl 2022 Ocak-Şubat ayındayız ve gerçekten Sivas'ın bayram havasında olduğu bir andayız. Neden? Biliyorsunuz 27 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Sivas'ın Cazibe Merkezi kapsamına alınması için kararını imzalamıştı. Bu Sivas adına çok büyük bir şans ve emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza, valimize, belediye başkanımıza, milletvekillerimize, herkese teşekkür ediyoruz. Sivas'ın tüm kurumları ile birlikte 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin de teşvik kapsamına alınması için çabaladığını aktaran Eken, bu kararlılığın sonuç getireceğini ifade etti. 1. Organize Sanayimizin teşvik kapsamında biliyorsunuz sadece demir organize sanayi alındı. Cazibe merkezleri içerisinde 25 tane ilin
tamamında organize sanayi ayrımı yok, önemli değil. Sadece Sivas özel bir şey çıkmış oldu. Tabii biz bununla ilgili 6 gün içerisinde Sayın Vali, Belediye Başkanımız, Sayın Vekilimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızla ziyaret ettik. Ve kendisine teşekkür ettik. Hem de birinci organizenin de anılmasını talebimizi ilettik. Burada birlik ve beraberlik var. Sivas'ta gerçekten çok güzel birlik ve beraberlik var. Ve her zaman her şeyde başarı sağlıyoruz. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Doktor Mehmet Yurdal Şahin, Sivas'ın cazibe merkezi kapsamına alınmasının Sivas için büyük bir avantaj olduğunu vurguladı. Özellikli bir alan olduğu için, özellikli bir yer olduğu için burası cazibe merkezi ilan edildi. Sivas 4. bölge ve bir tane organize sanayi bölgesi cazibe merkezi oldu. Yani biraz önce de söylemiştim, Türkiye'nin en az gelişmiş bölgesi 16 tane ili, Muş'u, Siirt'i, Bitlis'i, Bingöl'ü, Van'ı, Hakkari'sinin Şırnak'ın OSB'siyle eşitlendi. Hakikaten bu ya da devlet erkanının nezdinde Sivas'a sağlanan büyük bir avantaj. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yapılan toplantının önemine değinerek Sivas için birlik ve beraberlik için çalıştıklarını ifade etti. Sivas'ta üretim istihdamı artırmak adına cidden bir mücadele içerisindeler. Kendi dinamiklerimizi harekete geçirerek Sivas'ı bu noktada iyi bir noktaya getirmek adına ilk günden itibaren şehirde birlik, beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Bu noktada ben iş insanlarımıza, Sivas'ın istihdamına, üretimine, ihracatına katkı sağlayan tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Sivas Valisi Salih Ayhan ise Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin Sivas'ın üretimine ve istihdamına çok önemli katkılar sunacağını belirtti. Birinci OSB'yi kurumsallaştıracağız. İyi bir altyapı oluşturacağız. Yani nitelikli, üretken ve Sivas'ın artık kalbi olacak. Demirağ OSB'yi de yatırım merkezi, ağır sanayi özellikle katma değeri yüksek ürünler üretilmesini bir merkez haline getireceğiz. Sivas'ta etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan 190 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl özel idare ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Sivas'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle pek çok yol ulaşıma kapanırken 190 yerleşim yerine hala ulaşım sağlanamıyor. İl özel idare ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürürken yolda kalan vatandaş ve hastaların da yardımına koşuyor. Afike bağlı Dülger ve Beydili köylerinde İstanbul'dan gelen cenazeye yolların kapalı olması nedeniyle köye ulaştırılamadı. İl özel idare ekipleri kapalı yollara müdahale ederek cenazenin ve yakınlarının köye ulaşmasını sağladı. Gürün'de kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan elektrik şirketi çalışanları ilçe özel idare ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Şehri Elmaseki köyünde yaşayan 85 yaşındaki Durmuş Yüce, kalp rahatsızlığı nedeniyle 112 ekiplerinden yardım talep etti. Sağlık ekiplerinin köye ulaşması için Suşehir İlçe Özel İdare ekipleri yol açma çalışmaları gerçekleştirdi. Hasta vatandaşı ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra ilçe devlet hastanesine ulaştırıldı. Biraz daha bu tarafa gel. Biraz daha gel. Bu değil. Ben beni en az buradan gazı buldum. İlerini göbeğin üstüne koysan. İlaçlarını verin. İlaçlarını ver. Abunlara. Sivas'ta yaşanan olumsuz hava koşulları havayolu ulaşımını da etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas-İstanbul seferini yapan uçaklar havalanamadı.
Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Geçtiğimiz gün Türk Hava Yolları'na ait İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Sivas sabah seferini yapan uçak piste inmekte güçlük yaşadı. Pisti iki kez pas geçen uçak üçüncü denemede piste inmeyi başardı. Aynı gün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sivas'a hareket etmesi beklenen gece uçağı da kalkmadı. Efendim Türkiye kar altında bildiğiniz gibi bu yoğun kar yağışı nedeniyle, hava şartları nedeniyle zaman zaman etkilenen unsurlardan biri de uçuşlar. Sivas havaalanı bu konuda en şanssızlardan biri. Dün itibariyle uçaklar zor iniş yaptılar. Akşam uçağı gece gelen, Sabiha Gökçen'den gelen uçak iniş yapamadı. Bugün sabah itibariyle yoğun çalışma sayesinde, yoğun çalışmanın havalanı yetkililerinin ve görevlilerin yoğun çalışması sayesinde önemli bir mesafe alındı ve Sivas'tan İstanbul'a gitmesi planlanan uçakta uçuşların iptal edilmesi nedeniyle havalanamadı. Bugün ise Türk Hava Yolları'na ait Sivas'tan İstanbul Yeni Havalimanı'na uçması planlanan 11.45 uçağı 45 dakikalık gecikmeyle hareket etti. Türkiye'nin yerli ve milli COVID-19 aşısı Türkovak'ın yeni serileri ülke genelindeki şehir hastanelerine dağıtılmaya başlandı. Ankara'da yer alan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirilen aşılar buradan özel araçlarla 81 ile dağıtılıyor. Türkiye'nin yerli ve milli COVID-19 aşısı Türkovak'ın yeni serileri ülke genelindeki şehir hastanelerine dağıtılmaya başlandı. Ankara'da yer alan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirilen aşılar buradan özel araçlarla 81 ile dağıtılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çarşamba online olarak gerçekleşen koronavirüs bilim kurulu sonrası yaptığı yazılı açıklamada her bir vatandaşımız tereddüt etmeden kendi aşımız, kendi gücümüz Türkovak'ı güvenle olabilirler ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından üretim yerleri olan Şanlıurfa ve Tekirdağ'dan Ankara'da yer alan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirilen aşılar buradan soğuk zincir için özel hazırlanan araçlara yüklenerek Türkiye genelindeki şehir hastanelerine dağıtılmaya başlandı. Türkovak aşısının dağıtım sürecine ilişkin olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sağlık memuru ve soğuk zincir sorumlusu Cengiz Koz, aşıların kısa sürede 81 ile ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi. Saklama koşulları 2-8 derece arasında yapılıyor. İnaktif bir aşımız. Bu 81 vilayete kendi araçlarımız var. Frigolu, tırlarımız, kamyonlarımız var. Ayrıca 81 vilayette küçük soğuk zincir araçlarımızla yapılıyor. Bugün itibariyle ilk olarak Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptığımız sevkiyattan sonra 81 vilayete sevkiyatımız başlıyor. Er ile tek tek teslim edilecek yani bu aşılarımız. Yarın akşam 81 ilde aşıların teslim olması öngörülüyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Soğuk Zincir Sorumlusu Hülya Yılmaz ise aşıların belli prosedürler çerçevesinde dağıtıldığını ifade etti. Aşılarımızı ana depodan, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ana depomuzdan artı 2-8 dereceyle kendi araçlarımızla depomuza sağlık personeli eşliğinde alıp depomuza getiriyoruz. Getirmeden önce aşı takip sisteminden önce işlemimizi yapıyoruz, tutanağımızı imzalıyoruz teslim aldığımıza dair. Buraya getirdikten sonra artı 2-8 depomuza yerleştiriyoruz ve kabulünü yapıyoruz aşı takip sisteminden. Daha sonra
sonra da bütün Ankara'daki hastanelere artı 2-8'de soğuk zincir kurallarına uygun olarak aşı nakil kaplarıyla dağıtımımızı yapıyoruz. Uzun yıllar süren restorasyon çalışmalarının ardından nihayetinde açılan tarihi Sivas Gök Medrese'de kullanılan HoloLens teknolojisi sayesinde ziyaretçiler 749 yıl öncesine gidiyor. Müzik. 26 yıl süren restorasyonun ardından kapılarını açan Sivas Gök Medrese yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Adını üzerindeki gök mavisi çinilerden alan Sivas'ta Mavi Medrese sözleriyle de anılan 751 yıllık gök medrese, şimdilerde ise ziyaretçilerini bambaşka bir sürprizle karşılıyor. Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alan medresede HoloLens teknolojisi hayata geçirildi. Ziyaretçiler adeta zaman yolculuğuna çıkarılarak 749 yıl öncesinde yaşanan birbirinden farklı tarihsel sürprizlerle karşılaşıyor. HoloLens gözlüğü takan ziyaretçiler çıkılan zaman yolculuğunda mescitte namaz kılan insanlar, derslikte ve yatakhanede öğrenci görüntüleriyle sergideki eserlerin zenginliğine şahit oluyor. Yabancı turistlerde gözlüklerdeki yabancı dil seçeneği sayesinde rehbere ihtiyaç duymadan müze gezisini tamamlayabiliyor. Sivas'ın Kızıl Elma köyünde vatandaşlarla çocukların şişme bot ve kızaklarla kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu. Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sevinçle karşılandı. Kuyulhisar'a bağlı Kızıl Elma köyünde yaşayan vatandaşlar karı eğlenceye çevirdi. Gir. Kızaklarını ve kayak takımını alan köy sakinleri kayak yaparak doyasıya eğlendi. Hatta kamerada olman daha iyi. Bazı çocuklar ise şişme botla kayak yaptı. Vatandaşların eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu. Sağdan Musa geliyor. Sivas merkeze bağlı Beypınar köyünde unutulmaya yüz tutmuş köy odası oyunları köylüler tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Geçmişte oynanan ve bugünlerde yavaş yavaş unutulan oyunlar
can yaksa da oynanmaya devam ediyor. Neler geldi başıma güzeller, neler geldi başıma güzeller, neler... Sivas kent merkezine bağlı Beypınar köyünde köy sakinleri köy odasında bir araya geldi. Geçmişte oynanan köy odası oyunları tekrar gün yüzüne çıkarıldı. Güzeller, aşma beyaz gerdanı güzeller, aşma beyaz gerdanı güzeller, aşma beyaz gerdanı... Çavuş, soldan yüzbaşı, topçu, sağdan onbaşı, sağdan çavuş, sağdan yüzbaşı, tamam mı? Kemerlerle ve yumrukların konuştuğu oyunlarda canlar yansa da köy sakinleri durumdan memnun. Sağdan onbaşı, soldan onbaşı, sağdan çavuş. Soldan yüzbaşı, sağdan çavuş, sağdan onbaşı, sağdan çavuş, sağdan onbaşı, top bir ateş. Halayların çekilip türkülerin söylendiği odada unutulmaya yüz tutmuş gelenekler yaşatılmaya çalışıldı. Başıma güzeller, kızlar gelsin okusun güzeller, kızlar gelsin okusun güzeller, anı güzeller, aşma beyaz gerdanı güzeller. Oyunlarda şaşıranlarsa kemerle vurularak cezalandırıldı. Kardeşim yaşıyormuş, taşını getirmiş, bak benim isteğe koymuş. Ben diyorum ki, bu taş burada dur. Ben arka odaya koyayım. Sen neye geldin? Sen neye geldin? Arkama koyayım. Sen neye geldin? Arkama koyayım. Bana çarpıyor. Bol kahkaha ve eğlencenin ardından dostluklar pekiştirildi. Biz yabancı köyden geliyor muhtemelen. Şunlar benim azaplarım. Bunları sizin köyden çobanlık yaparken sizin köyler soymuş. Eğer müsaade edersen biz bunların çalınan eşyalarını alalım. Tamam. Müsaaden varsa. Tamam. Yanınıza bir ağza ya da bekçi ver. Ya bir bekçi ver al abi. Hasan'ı vereyim. Hasan'ı dolan. Bir duralım duralım be abi. Şimdi gelin bakayım. Kim beni aldıysa söyle. Şimdi oturun bir, oturun bir. Sen sana telefonu ver. Dolabını ver o zaman. Tabii çorabı al. Tavuğum var lan. Beypınar köy sakinlerinden Ömer Çelik geçmişte büyüklerinden gördükleri oyunları bugünlerde taşımaya çalıştıklarını belirtti. Bu oyunlarımız bizim yöresel oyunlarımız. Tayyip'den eskiden dedelerden, büyüklerden köy odalarına oynamış oyunlar. Biz de o zamana onların çağına yetiştiğimiz için aklımıza kalan oyunları böyle fırsat buldukça arkadaşlara bir araya gelip biz de bugünümüze taşımaya çalışıyoruz. Lakin 2 senedir, 3 senedir pandemiden dolayı icra edemiyorduk. Bugüne bir nasipmiş. Böyle bir eski tarihi geçmiş anılarımızı, büyüklerimizden gördüğümüz anıları tazelemiş olduk. Oyunlar hakkında bilgi veren Çelik, oyunların toplumdaki birlik ve beraberliği sağladığını söyledi. Vallahi şimdi oynadığımız oyunlardan Leblebi Koydum Tasa diye bir ayakkabı oyunu var, onu oynadık. Köyde bir hırsızlık olayı oluyor. Eşyaları aldık, sattık ihaleyle, onu oynadık. Sonra... Bir tarla bölme oyunumuz vardı, tump. Top atışı vardı. Tarla bölme oyununu oynadık. Başka bir de asker oyunumu oynadık herhalde, hatırlamıyorum. Hani karşılıklı birbirimize bir sevgimiz olduğu için o bize bir hoş name geliyor. Yani bu yüzden dolayı buradan çıktıktan sonra her şey burada kalır. Dışarı çıktığım zaman bizim dostumuz, muhabbetimiz, arkadaşlarımız aynı şekilde devam eder. Yani burada hiç kimse kırılmaz, gücenmez. Bu şekilde muhabbetimiz devam ediyor. Şimdi Murat ustamız köyümüze ziyarete gelmiş. Bize hoş geldin diye kendisine bir oyun çıkartalım. Şaka şaka. Yetim çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere her zaman destek olan Bir Elde Sen Uzat Kadınlar Yardımlaşma Derneği tarafından başlatılan Kumbaran'da İyilik Biriktir kampanyası meyvelerini vermeye devam ediyor. Derneğimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden yüreklere dokunmak, ihtiyaç sahibi ailelerin ve yetim çocukların elinden tutarak onların yüzünde bir nebze de olsun tebessüm oluşturmak için çalışan Bir Elde Sen Uzat Kadınlar Yardımlaşma Derneği faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Onlara yiyecek falan veriyoruz. İhtiyaç sahiplerine yani biraz para verin. Derneğin başlatmış olduğu Kumbaran'da İyilik Biriktir kampanyası büyük ilgi gördü. Yaşları küçük ama yürekleri kocaman olan çocuklar kumbaralarını yetim ve ihtiyaç sahibi kardeşleri için dolduruyor. Bakın.
Evet, onlar da hakkı var. İşte bu haklarını biz ne yapacağız? Sizin gibi güzel çocuklarla sizin küçüklükten bu tohumlarınızı ekerek, değil mi? Onlara yardımcı, ileride bu hayatı onlara belki onlar da güzel hayat yaşamaya başlayacaklar ve onlar da sizin yaptıklarınızı kendi çocuklarıyla yapacak. Kumbaralarını iyilik için dolduran koca yürekli çocuklardan Belinay Özsoy ve Mahinur Özsoy kumbaralarını dernek başkanı Nurgül Yıldız'a teslim etti. 1,5 yıldır sürdürüyoruz. Böyle güzel bulduğumuz küçük çocuklarımız gelip bizlerden alıyorlar ve bu kumbaralarında kendi harçlıklarını kendilerine taviz vererek bu harçlıkları biriktiriyorlar ve bizlere tekrar getirip teslim ediyorlar. Dernek Başkanı Yıldız da çocuklara teşekkür ederek yardımlarının, desteklerinin her zaman devam edeceğine dikkat çekti. Çalışmayı yapıyoruz. Şimdi ben Binnacığıma sormak istiyorum. Maynurcuma da sormak istiyorum. Kumbaralarla ne yapmamış? Çocuklarımıza, kardeşlerinize ne yapmak istersiniz? Onlara bu paraları verip istediklerini almalarını. Oh, süper. Mesela oyuncak alsınlar, yiyecek alsınlar. Öte yandan ziyarette Belinay Özsoy bir elde sen uzatla kocaman gönlünden geçenleri dizelere döktüğü şiirini okudu. Bir elde sen uzat, iyilik eden iyilik bulur dediler. Kumbaraları bize verdiler, bizi iyiliğe sevk ettiler. Değerli izleyenler, bültenimize spor haberimizle devam ediyoruz. Vizyon 58 Spor başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, hafta sonu sahasında Bayburt İl Özel İdare Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını iddialı bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5-2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan yeşil beyazlılar idmanı çift kale maçla tamamladı. Sivas Belediyespor'la Bayburt İl Özel İdare Spor arasında 6 Şubat Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 13'te başlayacak. Şimdi sırada hava durumu ve ekonomi var. Yurtta ve dünyada 58 hava durumu başlıyor. Euro, altın ve borsa. 58 ekonomi başlıyor. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.